21 Nisan 2023 Cuma. Ben Oktan Erdikmen. Bugün haber yok. Bir gün BBC Radyosu iyi akşamlar demişti. Bugün hiç haber yok. Ve haber yerine bir müzik kaydı yayınlamıştı. Aslında o gün de haber vardı. Çünkü insanın olduğu her yerde her zaman haber vardır. Ama en azından bayram günü haberden bahsetmesek de olur. Bayram Farsça Bezmi ramdan geliyor. Neşe günü demek. Bugün neşelenmek hepimizin hakkı. Aşık Mahsuni Şerif diyor ya. Şu bayram kimsenin malı değildir. Ben de bayramlarda gülmek isterim. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Hepinize, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, hep güldüğünüz, adı gibi neşe dolduğunuz nice bayramlar dilerim. Osmanlı'da Ramazan'da geleneksel olarak şekerleme dağıtılırdı. Saray askerlere tatlı gönderirdi. Yeniçeriler padişahın gönderdiği akide şekerini yerse o zaman sultandan memnunlar demekti. Bu da ufukta isyan görülmediği anlamına gelirdi. Herkes mutlu olurdu. Bu nedenle şeker bayramı da deniyor. Gerçi artık herkes diyette, tatlı yiyen pek kalmadı. Biz zaten gurbette genelde çalışıyoruz. Tam anlamıyla bayramı yaşayamıyoruz. Tanpınar, biz gurbetin insanlarıyız diyor. Mesafelerin terbiye ettiği insanlar. Bu da o terbiyelerden biri. Hayatta belki en çok zorlandığımız günler bu bayram günleri oluyor. Yakınlarınızı ararsınız. Biraz gıptayla bakarsınız. Özellikle şimdi bu görüntülü aramalar çıkınca. Herkes oradadır siz yoksunuzdur. Telefonu kapatınca insanın sesi düğümlenir. Değer mi diye bir düşünür. Gurbetçiler Afrika'daki ceylanlara benziyor. Hep söylüyorum. İçeceğimiz bir yudum su ve ceylanlar gibi bir göle ulaşmaya çalışıyoruz. Yolda aslan sürülerine denk geliyoruz. Herkes bir pençe atıyor. Bazıları ilk darbede ölüyor. Bazılarımız daha dayanıklı. Yara bere içinde de olsa suya ulaşıyor. Memlekete geldik şimdi rahatız derken suyun içinden timsahlar çıkıyor. Asıl macerada Orada başlıyor. Ama bu dünyada aslan veya ceylan olmamız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yine koşmak zorundayız. Bir Afrika atasözü var. Aslan veya ceylan olmanız fark etmez. Gün doğduğunda koşmaya başlasanız iyi olur. Çünkü yarın sabah Afrika'da bir ceylan uyanacak. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerekecek aksi takdirde ölür. Aynı ormanda bir de aslan uyanacak. Onun da en hızlı ceylandan hızlı koşması gerekecek. Aksi takdirde o da aç kalır ve açlıktan ölür. Birinden biri kaybedecek. Ve bu dünyanın değişmeyen tek kuralı bu. Veil maluba derler. Kaybedene acıma. Vae victis latincesi. Brenus söylemişti. Galya komutanı. Roma'yı kuşattılar. 7 ay sonra kentler tamam dedi. Size yarım ton altın verelim ama kuşatmayın. Sona erdirin gidin. Galyalılar kabul ettiler. Altınlar teraziye kondu. O esnada Brenus geldi. Terazinin bir tarafına kılıcını koydu. Ve bu ünlü sözünü söyledi. Vaya victis. Kaybedene acıma. Daha fazla altın istiyorum. Artık yeniçeriler yok. Akide şekerini çocuklar bile yemiyor. Çünkü hepimiz bitmek bilmeyen diyetlerdeyiz. Padişahlar yok. Seçim oluyor. Ancak demokraside şöyle bir sıkıntı var. Nitelikli insanlar siyasetle çok fazla uğraşmıyor. Ayrıca artık kimse pek iyi eğitim alamıyor. Okullarda rekabet var. Bugünkü okul school kelimesi bu Yunanca skole'den geliyor. Skole'de devam zorunluluğu yoktu. Felsefe yapılırdı. Platon'un şölen kavramı vardır. Ondaki gibi felsefe konuşulan uzun yemeklerdir. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Şimdi okullarda rekabet var. İş yerinde rekabet. Dostlar arasında bile rekabet. Ama bunlara yine de ihtiyaç var. Çünkü bu dünyada tek başımıza sıkılırız. İyi bir okul Aynı zamanda bir sosyalleşme aracı. Şehzadeler mesela sarayda Enderun'da diğer çocuklarla birlikte eğitim alırlardı. Tek başlarına almazlardı ve onlardan geri kalmamak için çok çalışırlardı. Hepsinin genel geçer meslekleri vardır. İkinci Abdülhamit mesela çok iyi bir marangozdu. Fatih Sultan Mehmet botanikçiydi. Ağaçlardan aşılamadan çok iyi anlardı. Aynı zamanda çok iyi haritacıydı. Topkapı Müzesi'nde neden bilmem sergilenmeyen depoda duran bir resim defteri vardır ki bence sergileseler müzenin en ünlü eseri olur. Fatih muhteşem bir padişahtı. Ancak Batı'da yeterli ilgiyi görmedi. Biz övüyoruz, pek bilmiyoruz. Batı biliyor ama övmüyor. Sultan Süleyman ve II. Mahmut kuyumcuydu. Birçok padişah hattattı, avcıydı, şairdi ama mutlaka bir meslekleri vardı. O kadar ileri seviyede öğrenirlerdi ki bunu. Zamanın en iyi kuyumcusu, marangozu, o dönemin sultanı olurdu. Tabii bu işten para kazanmazlardı. Yapar, sevdiklerine hediye ederlerdi ama bu bir gelenekti. Bu sembolik bir şeydir. Bir hazır kek var piyasada. İçine yumurta kırıyorsunuz, biraz da süt katıyorsunuz, kek oluyor. Bu ilk çıktığında içinde yumurta ve süt de varmış. Karışıma sadece su katıp fırına vermek yetiyormuş keki pişirmek için ama kimse almamış. Çünkü insanlar "Ben bir kek bile yapamayacağım mı?" diye düşünmüşler. İşin içine girmenin, dahil olmanın önemi bu yüzden büyüktür. Neyse bayram günü çok fazla uzatmayalım. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı diye bir şiiri var. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati. Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi. Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Bazen tek bir şey bile tozlu zaman perdesini aralamaya yeter. Türk kültüründe sadaka taşı geleneği vardır mesela. Geçmişi Selçuklulara kadar gider. Genelde antik sütunlardan dönüştürülür. Tepesinde veya ortasında para bırakılacak birer vardır, bir oyuk vardır. İstanbul'da mesela bunu Süleymaniye Camii'nde avlunun içinde görürsünüz. İmrahor Camii'nin önünde var. Kırmızı renkte hala duruyor. Bazı kaynaklarda İstanbul'da 160 tane sadaka taşı olduğu yazıyor. 17. yüzyılda bir Fransız seyyah İstanbul'a gitmişti sadaka taşını gözlediğini ve kimsenin para almak için taşa uğramadığını yazdı. Çünkü ihtiyacı olan ihtiyacı kadar alırdı. Fazlasına tamah etmezdi. Tabi şimdilerde bu taşların içerisinde para bulmak çok zor. Artık camilere kilitli dolap yaptırıyoruz. Namaza gelenlerin ayakkabıları çalınmasın diye. Süleymaniye avlusunda her ikisini de görebilirsiniz. O Süleymaniye ki İran Şahı'nın yapımı gecikti. Herhalde paraya sıkıştınız diye bir sandık mücevher altın elmas gönderdi. Ama Kanuni'nin bu mücevherleri harcına kattırdığı cami. Tozlu zaman perdesini aralarsak moralimiz çok bozulabilir. Ama şunu unutmayalım. Eğer bir şey azsa çoğalma umudu vardır. Eğer durum kötüyse düzelme, iyiye gitme umudu vardır. Nerede o eski bayramlar diyoruz ya. Aslında sorun bayramda değil, insanda. Önce kendimize dönüp, aynaya bakıp, nerede o eski insan dememiz lazım. Biz ne yapıyoruz? Kimlere saygı duyuyoruz? Osmanlı Filistin'i alınca Hz. İsa'nın doğduğu ahırın üstüne yapılan kiliseye bir kapı yaptırmıştı. Bu küçük bir kapıydı. İçeri girmek isterseniz eğilmeniz gerekir. Erzurum'da çifte minareli medrese var. Kapıları alçaktır. Selçuklu eseridir. Şöyle yazar. Biz bu medresenin kapılarını insanın değil bilimin karşısında eğilin diye alçak yaptık. Eğer biz yine bilimin karşısında eğilirsek ilerleriz. Ve ben bir sonraki bayramda her şeyin inşallah çok daha güzel olacağına inanıyorum. Siz de inanın. Atilla İlhan diyor ya, bunca yıl sönmemiş umudum. Nisan değilse Mayıs, Perşembe değilse Pazar. Hepinize mutlu bayramlar. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.